Başlıyoruz. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuz Türkçe olacak. Ağız Türklerinin problemleri ile ilgili pazartesi yapılan programlarımıza devam ediyoruz. Aslında Rusça konuşsaydım bu programı daha fazla kitleye ulaştırabilirdim. Çünkü Ağız Türklerin büyük bir kısmı Rusya'da yaşıyor ve benim izleyicilerimin büyük bir kısmı Rusya'da. Ancak Rusça konuşup Rusça anlayan izleyicilerimizi sadece Türk veyahut Alaska Türkleri olduğunu sanmayalım. Çünkü beni izleyenlerin arasında Ruslar, Ermeniler, Gürcüler ve Alaska Türklerinin bugünkü haline sevinen, sözün asıl anlamında sevinen diğer milletler var ve onları sevindirmemek için yayınımızı Türkçe yapacağız. Küçük bir geçmişe dönmek istiyorum. 2019 yılının başında ben Azerbaycan'ın özel televizyon kanalı Real TV'de bir programa katıldım. Ve bu programda Rusya'da faaliyet gösteren Azerbaycan asıllı diaspora birliklerinin ve onların başkanlarını iyice bir eleştirdim. Yani 20 yıldan bu yana faaliyet gösteriyorsunuz, 30 yıldır bağımsızlığımızı kazandık, bu işleri artık farklı şekilde devam etmemiz gerekiyor. İyice bir eleştirdim ve bu eleştiriden sonra çok sayıda düşman kazandım. Niye? Çünkü hakikatleri söyleyince birçokların hoşuna gitmiyor. Özellikle bizim Azerbaycanlı kardeşlerimizin, vatandaşların hoşuna gitmiyor. Yani ya sen susacaksın ya da ancak iyi şeyler konuşacaksın. Yaptığımız çalışmalardan işte, biz ne kadar güzel çalışıyoruz, biz ne kadar başarılıyız falan filan diyeceksin. Kötü şeyler konuşmayacaksın. Ancak benim bildiğim çok konu vardı ve bu konular arasında çok olumsuz vakalar vardı. Ve ben bunların hepsini çıktım Real TV kanalında, ulusal yayın yapan bir kanalda konuştum. Ondan sonra Rusya'daki Azerbaycan diasporası bana düşman kesildi. Hatta onlar bir araya gelip diaspora dediğimiz icma yani Azerbaycan azınlığı birlik başkanları bir araya gelerek bir mektup hazırladılar. Rusya Federal Güvenlik Servisine başvuru yaptılar. İşte bu adamı Rusya'dan sınır dışı etmemiz gerekiyor. Bu Azerbaycan vatandaşı gelmiş burada bilmem neler yapıyor. Şimdi bunu neden anlattım? Ağızka Türklerinin problemleriyle konuştuğum Mart ayından bu yana benim de konuşmalarımı birçokları beğenmiyorlar. Hatta açık şekilde karşı çıkanlar var. Düşman kesilenler yok tabii ki. Çok farklı bir durumdalar Ağızka Türkleri. Azerbaycanlılardan farklı olarak onların vatanı yok. Vatanı Gürcistan ve Gürcistan'a şimdilik hiç kimse izin vermiyor onların gelmesine. O yüzden onlarda durum farklı. Ancak yine de benim konuşmalarımı çok iyice eleştiren arkadaşlar, abiler var. O yüzden şimdi bunları başta neden söyledim? Lütfen yani konuşmalarımı bir dost eleştirisi gibi algılayın. Dost eleştirisi. Eğer bir şeyi eleştiriyorsam gelişme için eleştiriyorum. Yapıcı bir eleştiridir. Yani kimseye burada hakaret etmek, kimseye küfür etmek diye bir niyetimiz yok. Sadece dostçasına eleştiriler yapacağım. Ve bu konuda da duyarlı olmanızı sizden rica ediyorum. Evet, konuşmamıza devam ederken Ağızka Türklerinin dünyanın 10 farklı ülkesinde yaşadığını belirtmem gerekiyor. Ve böylece dünyanın farklı ülkelerinde azınlık olarak bir birlik, bir dernek, bir cami şeklinde birleşiyorlar ve faaliyet gösteriyorlar. Ancak Ağızka Türklerinin çok büyük bir problemi var. Bu problem nedir? Vatana dönüş problemidir. Vatana dönüş hakkı problemidir. Hiç kimse Amerika'dan kalkıp Gürcistan'a gelip orada yerleşecek değil. Bunu herkes iyi anlıyor. Veyahut Rusya'dan kalkıp Gürcistan'a gidecek değil. Azerbaycan'dan bile Gürcistan'a kimse gitmez. Ancak 77 yıl önce Gürcistan'dan Orta Asya'nın ıssız, insansız canlılar bile yaşamadığı çöllerine sürgün edilmiş Ağızka Türklerinin Gürcistan'ın Meskhetiya bölgesine geri dönüş için hak elde etmesi gerekiyor. Ancak bu hakkı elde etmek için ellerinde hiçbir vasıta, hiçbir araç, hiçbir gereç, hiçbir şey yoktu. Tek gereken şey birlik olmaktır ve bu birlik yoktu. Şimdi başta
Azka Türklerinin dünyanın farklı ülkelerinde yerleşen birlikler hakkında konuşalım. Çok sayıda birlik var, çok sayıda birlik var. Ve ben Rusya'da yaşadım. Rusya'da birlik meselelerini çok iyi anlıyorum. Nerede kayıttan geçiriliyor, nasıl yapılıyor? Ve onunla ilgili olarak Rusya Adliye Bakanlığı'nda kayıttan geçmiş birliklerden başlayalım. Bakın, şu anda Rusya Adliye Bakanlığı resmi internet sayfasındayız ve burada Meskhetiya, yani Ahıska Türklerinin Rusça'da Meskhetiya diye geçiyor. Meskhetiya adıyla kayıttan geçmiş teşkilatların, birliklerin adını görüyorsunuz. Yani listesini görüyorsunuz. Kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkinci sayfaya geçelim. 11, 12. 12 teşkilat var. 12 teşkilatın 12 başkanı var. Nelerdir? Mesela Astrahan, yani Heşterhan diyoruz biz Azerbaycanca'da. Astrahan bölgesi, Ahıska Türkleri Birliği, Karaçay Çerkesiye bölgesi Ahıska Türkleri Birliği, Vatan yolunda Ahıska Türkleri Birliği, Vatan Ahıska Türkleri Birliği Moskova'da yerleşiyor. Cavit Bey başkandır. Stavropol Ahıska Türkleri Birliği. Ondan sonra neler var? Yine de Stavropol Ahıska Türkleri Birliği. Kuzey Asetya Ahıska Türkleri Birliği. İşte Tataristan Ahıska Türkleri Birliği. Yani çok sayıda. Ve bütün bunları söylemekte amacım nedir? Aynı şekilde, yani şimdi Azerbaycan kökenli teşkilatları ararsam kaç tane biliyor musunuz? Yüzden fazla. Yüzden fazla Azerbaycan'ı temsil eden birlik ve teşkilat var. Yüzden fazla başkan var. Hepsi de kendini bir numara sayıyor. Şimdi devam edelim. Diğer ülkelere bakalım. Diğer ülkelerde ne var bakalım. Diğer ülkelerin Adliye Bakanlıklarının sayfalarında neler yazıyorlar, nasıl kayıttan geçiyorlar onları bilmiyorum. Çünkü oralarda yaşamadım. O yüzden sadece Facebook aracılığıyla bulduğum Ahıska Türkleri birlikleri ve onların başkanları hakkında malumat vereceğim. Şimdi hemen daha önceden hazırlamış olduğumuz screenshotlara geçiyoruz. Şimdi kimler var bakalım? Şemseddin Serverov, kendisi de Bursa'da yaşıyor. Azerbaycan'da eğitim almış. Diş doktoru ve diş doktoru olmasına rağmen sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet göstermeye devam ediyor Bursa şehrinde. Yani Türkiye'de Ahıska Türklerini temsil ediyor. Tian Shan Ahıskalı, eski soyadı Svanidze, birçok Ahıskalıları Amerika'ya ilk yolu açan, Amerika'ya ilk giden Ahıskalı Türklerden biri. Şimdi burada Ahıskalı yazıyor. Bazıları Muratoğlu diye biliyor. O da bir teşkilat kurmuş, bir birlik kurmuş. Onun başkanlığını yapıyor. Çingiz Badalov, Çimkent'te yaşıyor. Kazakistan Ahıska Türklerine bağlı bir insan. Kim var daha sonra? Akatüp diyilen teşkilat var. Başkan yardımcısı ile canlı yayınımız oldu. Tanıyorsunuz Akatüp. Yani Akdeniz Ahıska Türkleri Birliği diye geçiyor. Ondan sonra ne var? Özbekistan Ahıska Türkleri var. Onları da vurgulamak lazım. Murat Rasulov var. Kendisiyle Antalya'da tanıştık. Ukrayna'da Ahıska Türklerini temsil ediyor ve DATÜB denilen Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ukrayna temsilciliğini yapıyor. Murafattin Kemal Sakipoğlu Kırgızistan'da yaşıyor. Kırgızistan Ahıska Türklerini temsil ediyor ve başarılı bir şekilde işlerini devam etmektedir. Kimler var bakalım? Halit Halidov var. Yakın geçmişe kadar Halit Halidov yakın geçmişe kadar İsmail Rahimov'un başkanlık ettiği Azerbaycan'da Vatan adlı Ahıska Türkleri Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Kendisini buradan tebrik ediyoruz. Canlı yayınlarımızda bekliyoruz. Yaptığımız çalışmalarda iştirak etmesini istiyoruz. Halit Halidov, Azerbaycan Ahıska Türkleri Teşkilatı'nın başkanı seçilmiş ve burada faaliyet göstermeye devam ediyor. Eldar Adam Muradov var. O da Ohio Dayton'da yaşıyor. O da
Azka Türklerini temsil ediyor. Orada bir cami şeklinde kurulmuş birliğe başkanlık ediyor. Halit Repatov var. Severomorsk, Rusya'nın Rostov, yok Severomorsk bölgesinde, yani Rusya'da Azka Türklerini temsil ediyor. Fatma Ağalı var, İstanbul Ağızkalılar Derneği rehberi, başkanı, orada kendi faaliyetlerini sürdürüyor. Kurban Ali Aliyev şu anda Stavropol bölgesinde yaşıyor. Kendisini birkaç defa canlı yayınımızda gördünüz, iştirak etti ve fikirlerini paylaştı. Aydın Mamedov var, Azka Türkleri, Amerika Azka Türkleri Konseyi Başkanı. Daha önce çok sayıda birliği bir araya getiren, yanlış hatırlamıyorsam 9 veyahut 12 birliği bir araya getiren bir Azka Türkleri Konseyi. Ancak şu anda birlikte iştirak eden derneklerin sayısı azalmış durumda. 3 veyahut 2 veyahut 3 dernek iştirak ediyor. Aydın Mamedov da birkaç defa canlı yayınlarımıza katıldı. Amerika'da faaliyet gösteriyor. Kentucky eyaletinde, aslen Novorossiysk bölgesinden, yani Rusya'nı terk etmiş Ağuska Türklerinden biridir. Daha sonra kimler var? Atlanta şehrinde Ağuska Türkleri temsilcisi. Sonra kimler var? İslam Şahbadanov var. Yine de Amerika'da yaşayan Azka Türklerinin başkanlarından biri. Orada Dayton, Ohio eyaletinde faaliyetlerine devam ediyor. Kendisi Azka Türkleri tarafından bilinen bir isim. İyi çalışmalarıyla da biliniyor. Aynı şekilde bazı olumsuz tecrübeleri vardır. Bilmiyorum artık ne kadar yanlış, ne kadar gerçek. Artık siz karar verirsiniz. Şimdi onu müzakere etmiyoruz. Devam ediyoruz. Salim İskenderov var, Alihanoviç. O da Azka Türklerinin temsilcisi. Yanlış hatırlamıyorsam bu adam, şimdi ismini doğru okuyalım. Salim İskenderov Gürcistan'da yaşıyor ve Gürcistan'da yaşayan Azkalıların aslında Türk kökenli değil, Gürcü kökenli olan olduğunu savunan insanlardan birisi. İşte böyle insanlar da var. Devam edelim listemize. Şükrat Temirov var. Pensilvanya'da yaşıyor. Philadelphia eyaletinde. Kendisi Taşkent doğumlu. Azka Türklerini o bölgede temsil ediyor. Aynı zamanda Dünya Azka Türkleri Birliği'nin Amerika temsilcisi. Cafur Kambarov var. Daha doğrusu Gafur Kambarov. Yine de Portland State University, yani Varonej'den Amerika'ya göç etmiş Azkalılardan birisi. Orada başkanlık yapıyor, dernek başkanıdır. Sonra kimler var bakalım? Azka Türkleri Birliği olarak bir cami var. Nerede? Washington bölgesinde. İlham Aladinov var. O da faaliyetlerini devam ediyor Amerika'da. İsrafil Cevahov, Ağızka Türklerinden biri, onu da çok iyi tanıyor Ağızka Türklerinin temsilcileri. İsrafil Cevahov kendisi Rusya'da yaşıyor ve Rusya'da demin gösterdiğim listede gördüğünüz vatan yolunda Ağızka Türkleri Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Uzun zamandan bu yana çalışmalar yapıyor. Artık çalışmaların nasıl yaptığı yönünde şimdi hiçbir açıklama yapmayacağım. Aynı şekilde Cavit Aliyev, bu artık tamamen başka bir sivil kuruluşun, sivil toplum kuruluşu başkanı, ismi Vatan olarak geçiyor, Moskova'da yerleşiyor. Onun da iyi kötü çalışmaları var. Kendisiyle birkaç defa konuştuk, kendisiyle şahsen tanışıyoruz. Aynı zamanda başkan yardımcısı Fuat Pepinov'la defalarca canlı yayına çıktık. Bir şeyler anlatmaya çalıştı. Rus dilinde canlı yayınlar yaptık. Ancak izleyicilerimiz onu pek anlamadılar diyebilirim. Niye anlamadılar? Çünkü her defasında o kadar kolay anlatamıyor fikrini. Neyse. Şimdi tabii ki Facebook'tan adına Klasniki, Kontakte ve diğer sosyal ağlardan topladığım bu resimleri uzun uzun devam edebilirim. Bunlar çok, onların çok küçük bir kısmı. Yani
Belki de bütün 10 ülkede faaliyet gösteren Azka Türkleri derneklerini açıklayacak olursam, bütün yayın saatimiz, zamanımız bu dernek ve dernek başkanlarını açıklamaya harcayabiliriz. Şimdi ben size bir örnek göstermek istiyorum. Rusya'da her yıl 24 Nisan tarihinde Türkiye Büyükelçiliği önünde bir gösteri yapılıyor. Daha sonra bu gösteri yürüyüş şeklinde devam ediyor ve 1905 Sokağı adlı bir metro istasyonu yanında miting şeklinde devam ediyor. Gösteriyi SAR adlı teşkilat yapıyor. SAR ne demektir? Rusya Ermenileri Birliği. Rusya Ermenileri Birliği 24 Nisan tarihinde uydurma Ermeni soykırımı yıl dönümünü her yıl Rusya'da bir gösteri şeklinde yapıyor ve buraya Rusya'nın dört bir tarafından ve Moskova'da ve büyük şehirlerde faaliyet gösteren bütün Ermeni birlikleri geliyor ve iştirak ediyor. Şimdi onların yapmış olduğu çalışmadan çok kısa bir video göstereceğim. Sonra yayınımıza devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar, bahsettiğim video şu anda ekranlarınızda. Sayız Armiyan Ratti denilen teşkilat başkanı şu anda görüyorsunuz. Ara Abramyan. Şimdi neyi anlatmak istiyorum burada? Rusya Ermeniler Birliği uydurma soykırım ile ilgili herhangi bir faaliyet olduğu zaman, özellikle 24 Nisan tarihlerinde, her sene 24 Nisan tarihinde bu şekilde bir katılımla Türkiye Büyükelçiliği önüne gelerek, Rusya'nın meydanlarında, parklarında toplanarak haklarını talep ediyorlar. Diyorlar ki biz 1,5 milyon Ermeni'yi kaybettik, işte bizim haklarımızı verin, tazminat ödeyin, Türkiye'nin yarısını bize verin falan beşmekan şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Ne söyledikleri şimdi bizi ilgilendirmiyor. Başlıca söylemek istediğim o ki, bu birlik olarak, Rusya Ermeni Birliği olarak Rusya'da faaliyet gösteren, gelmiş geçmiş bütün teşkilatları kendi çatısı altına toplamış durumda. Ne yapıyorlar? Bakın, yani burada baksanız yazıyorlar zaten hangi teşkilatı temsil ettiklerini. Ermeni bayrağı almışlar, Rusya bayrağı almışlar. Bak bu adam Ermeni asıllı Rus milletvekili Artur Çilingarov, kendisini iyi tanıyorum. O da beni iyi tanıyor. Yani bu adamlar bir iş yaptığı zaman toplu şekilde bütün teşkilatları bir araya çağırarak orada iştirak ediyorlar ve haklarını talep ediyorlar. Şimdi bu videoyu uzun uzun bakmak istemiyorum. Uzun video. Yani sadece olarak şunu göstermek istiyorum. Mesela bu Rus yetkili, bu kadın. Şimdi söylemek istediğim o ki, burada Rusya'nın bütün bölgelerinden gelmiş teşkilat temsilcileri var. Birlik temsilcileri, birlik başkanları var. Şimdi neden söyledim bunu? Bu misalı, bu örneği neden getirdim? Siz 14 Kasım tarihini iyi biliyorsunuz. 14 Kasım tarihi Türkiye, Ahıska Türklerinin Gürcistan'dan sürgün edilme günüdür. 14 Kasım 1944. Nasıl ki Ermeniler 24 Nisan 1915 diye dünyaya haykırıyorlar, parlamentolarda bilmem soykırım kararları kabul ettiriyorlar, şunlar bunlar. Bizim de böyle bir hatıra tarihimiz var. Biz gerçi soykırım talebi falan, tazminat falan istemiyoruz. Sadece bir anım günü olarak bunu kutluyoruz. Siz Rusya'da 14 Kasım tarihini anım günü olarak bütün Ahıska birliklerinin bir arada kutladığını hiçbir kere de olsun gördünüz mü? Kutladığını demeyelim de yanlış olsun. Anım gününü herhangi bir şekilde andıklarını veyahut orada hayatını kaybetmiş insanları andıklarını. Yani orada bir 17-12 teşkilatın ismini gösterdim size. Siz onları hiçbir arada gördünüz mü? Görmediniz. Hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Tek bir sebebi var. Çünkü Ahıska Türkleri Ermeniler kadar birlik şeklinde toplanmadılar. Ve bundan sonra da hiçbir zaman toplanmayacaklar. Neden? Çünkü birbirlerine, sözün açık söylesek, nefret ediyorlar. Yani biri o birine düşman gözüyle bakıyor. Bu sadece Rusya'da böyle değil. Bu dünyanın 10 ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin durumudur. Yani ben şimdi Rusya'yı neden misal gösteriyorum, örnek gösteriyorum? Çünkü kendim Rusya'da yaşadım, biliyorum durumu. Eğer bu duruma itirazı olan varsa buyurun, bu videonun
yorumlarında kendi komentlerinizi yazabilirsiniz. Yok Fuat sen yanlış söylüyorsunuz. Biz birlik halindeyiz. Yürüyüş yaptık, miting yaptık. İzinli şulan falan beş mekan. Hayır, hiçbir kere bile yapmadım. Toplanıyorsunuz bir kafede, bir dernek merkezinde, lokalinde falan. Kaç kişi? 10 kişi, 15 kişi kendi aranızda konuşuyorsunuz. Yani bunun dışında yaptığınız hiçbir şey yoktu. Yani konuşmamın başında da söyledim. Hiç kimse benim dost eleştirimlerinden darılmasın, küsmesin. Bunlar dostçasına yapılan bir açıklamalardır. Aynı durum Rusya'da faaliyet gösteren Azerbaycanlı birliklere de aittir. Yani bu sadece Aska Türklerine ait değil. Azerbaycan'da bir teşkilat var. Azerbaycan Diaspora Teşkilatı olarak Azerros adlı. 10-15 kişiyi bir araya getiriyor. Onların üye sayısı 15 kişiyi geçmiyor. Yani bir herhangi bir etkinlik olsun, tören olsun, şube olsun. Bakarsın Rusya'da 3 milyon veyahut 2 milyon resmi olarak, 2 milyon gayri resmi, 3 milyon Azerbaycan asıllı vatandaş yaşıyor. Onları bir araya getirecek hiçbir birlik yok. Aynı Ağızkalı Türkler gibi her şehirde 10 tane, 15 tane birlik kurulmuş. Kendi başına faaliyet gösteriyorlar. Her bir başkan diyor ben bir numaralı başkanım, geride kalanlar bana tabi olması lazım. Ve sonuç itibariyle biz Rusya'da Azerbaycanlılar olarak ne Hocalı soykırımını Ermeniler gibi anım günü yapabiliyoruz, ne 20 Ocak ne de diğer anım günlerimizi yapamıyoruz. Niye? Çünkü aramızda birlik yok. Şimdi yine de hatırlatıyorum ki Rusya'da faaliyet gösteren Ağızka Türklerini bir örnek olarak gösterdim. Yani başlıca amacımız nedir? Başlıca amacımız vatana geri dönüştür. Gürcistan'daki kaybettiğimiz topraklarımıza geri dönüş hakkını elde etmektir. Yani böyle dağınık bir şekilde bir çatı altına toplanmadan, bir çatı teşkilatı kurmadan o Gürcistan'a nasıl gideceğiz hiçbir şekilde ben anlamış değilim. 77 yıldan bu yana talep ediyoruz. Diyoruz ki işte bizim haklarımızı geri verin, biz Gürcistan'a gelmek istiyoruz falan beş mekan. 77 yılda hiçbir şey değişti mi? Hiçbir şey değişmedi. Niye? Çünkü aramızda birlik yok. Gürcistan ne istiyor? Gürcistan diyor ki arkadaşlar tamam gönderin temsilcinizi bir konuşalım. Ne var ne yok, ne istiyorsunuz, ne diyorsunuz? Gürcistan'a gönderecek temsilcimiz var mı? Yoktur. Çünkü aramızda birlik yoktur. Hatta ve hatta Gürcistan bu aramızda olan karşı durmadan istifade ederek kendi başına bir birlik kurar. Mesela diyorum Gürcistan gizli servisi Ağızkalıların adından bir birlik kurar. Der ki ben de Ağızkalıları temsil ediyorum. Ondan sonra gider Ağızka Kalesi'ne bir tane Türk bayrağı diker. Orada da bir provokasyon yapar. Gürcü kamuoya bakar diyor ki lan bunlar böyle geliyorsa vatandaş olduktan sonra ne olacak halimiz? Tabii ki yaparlar. Neden yapmasınlar? Çünkü aramızda birlik yoktur. Şimdi arkadaşlar uzun uzatmak istemiyorum. Şimdi bu sene Mart ayından bu yana artık kaç ay oldu? 9 ay oldu. 9 aydan bu yana Ağızka Türklerin problemine ilgileniyorum. İyi kötü bir şeyler yaptık. Canlı yayınlar yaptık ve bu canlı yayınlara bakmayın yayın kesildi. Bu canlı yayınları sizlere aktardık. Faaliyetlerimiz birçok ülkede değişik yorumlara sebep oldu. Şimdi devam ederken şunu kastetmek istiyorum. Eğer bir iş yapmak istiyorsak kesinlikle birlik halinde yapmamız gerekiyor. Yani bu Rusya-Ermeniler birliğini boşuna örnek olarak göstermedim. Adamlar birliği kurmuşlar. Rusya'da gelmiş geçmiş bütün teşkilatları hatta dünyanın sayılı Ermeni birlikleri bir Rusya'da bir faaliyet yaptığı zaman geliyorlar Rus-Ermenileri Birliği'nin çatısı altına giriyorlar. Bizim Rusya'da öyle bir birliğimiz yoktur. Amerika'da mı var? Hayır. Amerika'da da yoktur. Başka nerede? Azerbaycan'da mı var? Hayır. Azerbaycan'da da öyle bir birliğimiz yok. Yani bütün Ağızka Türklerini kendi çatı altına toplayacak birlik yoktur. Ben bunu kesin biliyorum. Açıklama gerekirse ilerideki programlarımızın birinde açıklamasını veririm. Türkiye'de de yoktur. Eğer Türkiye'de böyle bir birliğin olduğunu düşünüyorsanız orada da yok. Orada İstanbul, Bursa, Akdeniz, Ankara vesaire velahre bunları şimdi açıklamak istiyorum. İstemiyorum ama herkes çok iyi biliyor neden bahsettiğimi. Şimdi söylemek istediğim şöyle bir şey var.
Azerbaycanlılardan veya Ermenilerden farklı olarak Kafkas Türklerinin hükümeti, vatanı, parlamentosu, Dışişleri Bakanlığı, ordusu yoktu. Yani Kafkas Türklerinin haklarını talep edecek bir sivil toplum kuruluşuna ihtiyaç vardır. Bu sivil toplum kuruluşu bütün dünyadaki Kafkas Türklerini kendi çatı altına toplaması gerekiyor. Bütün bunları neden yapıyorum, bu açıklamaları neden yapıyorum? Çünkü 77 yıldan bu yana sürgünde olan Kafkas Türklerinin bir hükümet, sürgünde olsa bile bir hükümeti kuruldu mu? Kurulmadı. Sürgünde olan Kafkas milletinin bir parlamentosu kuruldu mu? Milletvekilleri dahil olsun, dünyanın değişik ülkelerinden orada delegeler gelsinler gitsinler. Öyle bir şey yapıldı mı? Yapılmadı. Peki o zaman biz 600 milyonluk, 600 bin kişini bir araya getiren bir Kafkas Türklerinden bahsediyorsak, bir etkinlik yaptığımız zaman oraya 60 kişiyi toplayamıyorsak neden bahsediyoruz? Hangi birlikten bahsediyoruz? Hangi vatana dönüş probleminden bahsediyoruz? Hiçbir şekilde bu problem çözülmeyecek. Neden biliyor musunuz? 14 Kasım gününde Amerika'da, Washington'da Beyaz Ev önünde bir kişilik gösteri yapıldı. Amerika'da yaşayan Server Tedorov adlı vatandaş, Amerika vatandaşı geldi Beyaz Ev'in önünde pankartlarını açtı. Dedi ki biz vatana geri dönmek istiyoruz, haklarımızı talep ediyoruz, biz vatansız kalmışız. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olarak başkanımızdan bu problemi çözmesini talep ediyoruz. Niye tek başına geldi? Amerika'da 15 binden fazla Kafkas Türk'ü yaşamaktadır. Onların büyük bir çoğunluğu 2006 yılında Rusya'dan göç ettiler. Neden göç ettiler biliyor musunuz? Çünkü Kafkas Türklerinin Rusya'daki durumu çok kötüydü. Yani insanlık dışıydı. Onlara insan muamelesi yapmıyorlardı. Ne yaptılar? Amerika'ya göç ettiler. Amerika onları kabul etti. Vatandaşlık verdi, iş verdi, mülk verdi, para verdi. Ve herkes vatan davasını unutmaya başladı. Ve sonuç itibariyle 14 Kasım günü diye bir tarihte Washington'da, başkentte, Beyaz Ev'in önünde bir kişi geldi. Bir kişi. Birlikten bahsediyoruz. Nerede birliğimiz? Eğer Server Tedorov'un dışında kimse gelmiyorsa bu mudur birlik? Böyle mi geri döneceğiz vatana? Böyle mi vatana geri dönüş hakkını, rehabilitasyonu talep edeceğiz? Hiçbir şey olmayacak. O yüzden yani çok uzatmadan, yani zaten yarım saati geçmesini istemiyorum. Çok uzatmadan sizden şöyle bir ricam var. Ben geçen hafta Türkiye'deydim. Türkiye'de DATÜB denilen bir teşkilat var. Dünya Kafkas Türkleri Birliği adlı. Bu birliğin ismini tüm program boyunca hiçbir kere olsun kullanmadım. Veyahut Amerika temsilcilerinden bahsederken bir kere kullandım. Niye? Çünkü sonuna bırakmak istedim. Hiç kimse zannetmesin ki bu programın DATÜB'e yöneliktir, DATÜB ağırlıklıdır falan filan. Çünkü DATÜB'ün yapmış olduğu faaliyetleri, çalışmaları dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan Kafkas Türkleri, birlikleri farklı şekilde değerlendiriyorlar. Pozitif değerlendiren var, negatif değerlendiren var, olumlu, olumsuz yani. Ancak sonuç itibariyle sadece bir vakaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Dünyanın hangi bir ülkesinde, herhangi bir ülkesinde devlet başkanı ve dışişleri bakanı seviyesinde Kafkas Türklerine müracaat eden bir Kafkas Türklerine hitaben bir teşkilat temsilci teşkilat duydunuz mu? Amerika'da mı var öyle bir teşkilat? Yoktur. Rusya'da mı var? Orada da yoktur. Azerbaycan'da da yoktur. Yani devlet başkanı milletvekilleri seviyesinde vardır ama devlet başkanı seviyesinde yoktur. Ama Türkiye'de Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın direkt tebrik ettiği, müracaat ettiği, etkinliklerine katıldığı, eleştirdiği, çalışmalarında başarılar dilediği bir teşkilat var. O da DATÜB teşkilatı. Şimdi birçokları Fuat gitti Türkiye'ye, Antalya'ya, DATÜB'e satıldı falan beş mekan şeklinde açıklamalar da yapabilir.
Ya buyurun yazın. Yani yorum kısmı açıktır. Hiç kimsenin de yorumunu silmiyoruz. Ancak size bir şey duyurmak istiyorum. Eğer bugün sizin başka bir teşkilatınız varsa gelin hepimiz o teşkilatın altında çatı şeklinde toplanalım. Diyelim ki Amerika'da falan teşkilat 600 bin Ahıska Türkü'nün bütün temsilcilerini bir araya getirdi. Var mı öyle bir teşkilat? Yoktur. Rusya'da mı var? Rusya'da da yoktur. Azerbaycan'da da yoktur. Kazakistan'da da yoktur. Ancak Türkiye'de var. Türkiye Cumhuriyeti olarak Ahıska Türklerini, bütün hak ve özgürlüklerini tanıyan bir ülkedir. Ve Ahıska Türklerinin Gürcistan'a geri dönmesi için yaptığı bütün çalışmaları destekleyen bir ülkedir. Ve Devlet Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı seviyesinde Ahıska Türklerinin DATÜP adlı teşkilatın faaliyetlerini destekleyen bir ülkedir. Peki böyle bir çatı teşkilatımız varken biz neden birleşemiyoruz sizce? Tek bir sebebi var. Bu programımızın ismi de zaten öyle geçiyor. Birlikler ve Başkanlar. Birlikler ve Başkanlar Ahıska Türklerinin birleşmesine engel oluyorlar. Başka sebebini görmüyorum. Ben tabii ki çalışmalarıma devam edeceğim. Ben tabii ki programlarıma devam edeceğim. Sizleri programlara davet etmeye devam edeceğim. Ancak birlik olmayınca ve bu başkanlık problemi çözülmeyince biz hiçbir zaman Ahıska'ya, Gürcistan'daki vatanımıza geri dönemeyeceğiz. Bunu anlamanızı istiyorum. Eğer bunu anlıyorsanız o zaman bunu anladığınız andan itibaren nelerse değişmeye başlayacağız. Yok bu adam gitti Türkiye'ye, DATÜP'e satıldı. Hani sen bağımsız gazeteciydin, şöyleydin, böyleydin diyorsanız hiçbir şey düzelmeyecek. Herkes kendi birliği çerçevesinde, herkes kendi başkanlığını yapmaya devam etsin. Ancak bir çatı teşkilatı olması lazım ve bu çatı teşkilatının altında herkesin birleşmesi gerekiyor. Yine de örnek gösteriyorum. Rusya'da yaşayanlar bunu çok iyi biliyorlar. Rusya Ermeniler Birliği, Rusya Yahudileri Kongresi. Bunlar çok bariz örneklerdir. Bütün Yahudileri bir araya getiren bir kongre denilen bir şey var. Rusya Yahudileri Kongresi. Rusya Ermenileri Birliği. Neden Rusya Türkleri Birliği diye bir şey yoktur? Hiçbir zaman olmayacak. Niye? Çünkü Rusya'da yaşayan Ahıskalı Türkler bile birbirleriyle karşı durma şeklindedirler. Birbirlerine engel oluyorlar. Birbirlerinin çalışmalarına engel oluyor. Çok maalesef. İnsanlar ne yapıyor? İnsanlar onlara bakıyor diyor ki madem bu Ahıska Türkleri birlikleri birbirleriyle münakaşa bu çatışma halindeyse ben vatanıma geri dönüş hakkını kimden talep edeceğim? Rusya'dan mı, Gürcistan'dan mı, Türkiye'den mi? Kimden talep edeceğim? Hiç kimseden. O yüzden çok fazla uzatmadan bir daha da herkesi birlik şeklinde toplanmaya çağırıyorum. Eğer sizin teklif ettiğiniz bir birlik varsa deyin ki mesela diyorum Amerika Ahıska Türkleri Konseyi dünyanın bir numaralı birliğidir. Gelin onun çatısının altında toplanalım. Hadi gidelim toplanalım. Kaç kişi gelecek? Ben inanmıyorum orada 50 kişinin üzerinde insan sayısı toplansın. Veyahut 50 teşkilatın üzerine bir rakam olsun. Olmayacak. O yüzden şahsen benim izlenimim o ki eğer Türkiye'de dünyanın 10 ülkesinden gelmiş 200'ü aşkın yabancı uyruklu Ahıska Türk'ünü kabul eden bir teşkilat varsa bu teşkilatın çatısı altında toplanmak gerekiyor. Eleştirilerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Yayınımız belki biraz çok uzandı. Kusura bakmayın. Herkese iyi geceler diliyorum. Önümüzdeki pazartesi, belki de ondan daha erken yeni yayınlarda görüşmek üzere. Sağ olun.